Değerli izleyiciler, bugün yine Ayşe Işık hanımla birlikte bence çok önemli bir konu. Yani bunu ben seçtim. Yani konladığı büyük Türkçü, büyük devrimci, büyük toplumcu. Ya yani hep büyük 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 diye gidiyoruz. Mahmut Esat Bozkurt çok yönlü bir kişilik. İktisat Bakanlığı yaptığı birinci iktisat kurultayını o düzenledi İzmir'deki. Yine birçok iş yaptı o bakanlığı sırasında. Kendisine Milli Eğitim Bakanlığı ve iki bakanlık birden teklif etti Atatürk. Milli Eğitim Bakanlığı ve Adliye Bakanlığı teklif etti. Ben dedi daha düşündüklerimi yapacak bir durum görmediğim için Türkiye'de ortam uygun bulmadığım için adalet bakanı olmayayım dedi. Eğitim işine gelince o için de uzmanı değilim dedi. Peki iktisat konusunun uzmanı mıydı? Evet her ne kadar kendisi hukukçu ve hukuk doktoru olsa da aslında hukuk doktorasını yaparken ve hukuk okurken ekonomi konularıyla da yakından ilgilenmiş, o konularda da araştırmalar yapmış bir kişiydi. Demek kendisini hı hı. iktisat uzmanı olarak görüyordu. Evet, çok özet, çok özet olarak anlattım ama asıl işi Adalet Bakanı ya da Adliye Bakanı olduğu dönemdedir ve bizim Cumhuriyet geçmişimize bu bakanlığıyla geçmiştir. Damgasını vurmuştur. Evet. Ayşe Işık Hanım. Buyurun, sorun. Sayın Zeybek, Mahmut Esat Bozkurt'un önemi nedir? Niye onu konuşmak istediniz? Evet, onu şundan konuşmak istedim. Aslında Atatürk'ün yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş bir devlet olarak ve bir yandan Türklüğün kökenleri üzerinde Türk töresine dayalı olarak ama bir yandan da insanlığın geliştirdiği ortaklaşa yüksek değerleri kendisinde toplamış bir devlet olarak kurulmasını sağlayanlar içinde çok önemli bir yeri vardır. Bence birincil yeri vardır. Yani Atatürk'ten sonra bu konuda ikinci bir kişiden söz etmek gerekirse Mahmut Esat Bozkurt'tan söz etmek gerekir. Çok büyük devrimcidir. Ama şunu söyleyelim yani biz anma programı yapmıyoruz. Hı, hı. anma, yani anma programları olur ya işte Mehmet Akif'i anma programı ya da pek yapıldığı yok da hele bugünlerde hiç kimse kim yapacak biz yapmazsak. Mahmut Esat Bozkurt'u anma programı değil. değil. Ya Mahmut Esat Tanıma. Bozkurt sadece geçmişte kalan bir değer değil. Bugüne ve geleceğe söyleyecek. Çok sözü var. Onun için onu konuşalım dedim. Onun vesilesiyle, onun gölgesinde biz Türkiye'nin dönüşümünde önemli olan neydi onu, bugün ne var onu ve gelecekte ne olmalı onu onları Kesinlikle. konuşuruz. Evet. Evet. Neden Bozkurt soyadını almıştı? Ha. Şimdi Bozkurt soyadını almasını tabii hemen kendisinin Bozkurtçu. Yani Türkçü olmasına bağlıma kolay. Ama gerçek o kadar basit değil. Atatürk ona çok yakışan bir soyadı vermek istedi. Senin soyadın ateşten adam olsun dedi. Ateşten adam. Dedi ki yok benim soyadım bozkurt olsun. Yani burada iki amacı var. Bir gerçekten Türkçü, toplumcu bak hep toplumcu diyorum. Hı hı. O dönemin Türkçüleri farklı Türkçülerdi. Evet. Onu unutmayalım yani. Evet. Toplumcu. Hı hı. Hatta kendisini biraz da iddiat ve Terakki'nin sol kanadına mensup sayar. Atatürk'e söylüyor bunu. Marksizmi Das Kapital'i okumuş ve Marksizmi en iyi bilenlerden birisi. Yani Atatürk bir ara bir komünist partisi kurdu, kurdurduğu zaman en yakınlarını oraya koydu. En güvendiklerini koydu. Yani söz gelmiş İsmet Paşa'yı da oraya koydu. Ve Mahmud Esat Bozkurt'u da koydu. Ama orada adı geçenler içinde gerçek anlamda komünizmi, Marksizmi bilen, bilimlik olarak bilen tek kişi de oydu. Evet. Yani Türkiye'deki bugünkü komünistlerin ya da geçmişte kendilerinin komünist olduklarını söyleyenlerin kaçı Das Kapital okumuştur emin değilim. Ben birçoklarına sordum, okumamış olduklarını gördüm. Ama ben okumuştum. Üniversite birinci sınıfta 17 yaşımda Das Kapital okumuştum ama çok çetin bir kitaptı. Ders kitabı gibi filan idi. Ha, peki niye Bozkurt soyadını aldı? Bunun, yani Türkçe olduğu için mi? Hayır. Bu Lotus davasıyla ilgisi ha, var mı? Onun doğrudan onunla ilgili. Şimdi o ilginç bir davadır. Hı. Çok da önemlidir. Yani o oradan bugüne de sesleniş vardır. Bozkurt-Dotus davası. Hı hı. 1924'te Midilli yakınlarında bir adada. Bozkurt is isimli bir kuru yük taşıma gemisi. Geminin adı Bozkurt. Ona Bozkurt adını veren de Atatürk'tü bu arada onu da söylüyorum. Gemiye gemi yapıldı ve adı Bozkurt. Doğal olarak. Evet. Bu arada bir de Lotus gemisi var. Lotus gemisi de Fransızların bir gemisi. Evet. İlginçtir geminin sahibi olan şirket ya yani o geminin sahibi olan şirket Osmanlı döneminde Osmanlı'da deniz taşımacılığı konusunda tekeli olan devlet. Yani sadece o deniz taşımacılığını yapabilir. Hı. Hmm. Osmanlı'ya bir bak. Hani bazıları Osmanlı Osmanlı falan deyip duruyorlar. Ne Osmanlı'sı kardeşim ya? Bir takım hayali diziler yapıyorsunuz. İşte gençlerimiz de inanıyorlar. Görüyorum yani. Görüyorum. Ben bir ara Hüseyin Gazi tepesine gitmiştim. Çok da giderdim Yana Kara'da. Hüseyin Gazi'de bir bizim cemevi vardı. Pazarları giderdim. Ona ceme katılırdım. Dede de beni görünce önce bana bir konuşma yaptırdı filan. Orada Cem bitti. Dışarıda oyalanıyorum. O tepeyi çok severim bu arada. Ankara'dayken canım sıkılınca oraya giderim. Ferahlarım. Hüseyin Gazi. Battal Gazi'nin babasının türbesinin olduğu tepe. Ankara şehrinin en yüksek tepesidir. Evet. Orada iki genç geldi heyecanla. Bende de bir kasket var. Aslında bu İstanbul'da Kazak Türklerinin yani İstanbul'a yerleşmiş burundaki Kazak Türklerini yaptı ve hem Şemsper mi diyorlar ter, burada tereyinde e, ve hem de kenarlarında işte yapay kürk olan bir kaset. Geldi ikinci bu Osmanlı kaseti mi? Ha, yok kardeşim ne Osmanlı kaseti <laughs> ya Osmanlı'da bu yoktu dedim filan bozuldu gittiler. Niye o dizileri diyorlar Dizilerde işte Abdülhamit dizisi ve benzeri dizilerde hayali olmayan bir Osmanlı anlatılıyor. Kardeşim anlat da gerçeğini anlat. Abdülhamit İngiliz Büyükelçisi tokatlamış. Hadi canım sen de. Saçma sapan konuşmayın. Abdülhamit Kıbrıs'ı tokatlayacağına tokatlamadı da öyle bir şeysi yok da Kıbrıs'ı İngilizlere veren adamdır filan. Her neyse. Demek ki bu gemi bu geminin sahibi olan şirket ee, Osmanlı'da deniz nakliyatçılığı tekeli olan Hı. şirket. İkisi tokuşuyorlar. Bir açıklarında, yani liman Hı. yakınlarında bir limanda çarpışıyorlar ve sekiz gemicimiz ölüyor. Doğal olarak Türk yargısı işe el koyuyor. Hem gemi kaptanı olan Hasan'ı, yani Türk gemi kaptanı olan Hasan'ı hem de Fransız kaptanını yargılıyorlar ve tutukluyorlar. Sonunda da mahkum ediyorlar. Fransa ayağa kalkıyor. Yargılayamazsınız diyor. Alışmışlar ya eski kapitülasyonlar falan döneminden. Yargılayamazsınız falan diyorlar. Verin o bizim adamımızı diyorlar. Fransa hükümeti Türkiye hükümetinden ve Atatürk'ten kendi kaptanlarının kendilerine verilmesini istiyorlar. Hı. Bir de tabii kendilerinden bir ölen falan da yok. Hı hı. Yani bu kaptan da hapiste. Hapisten çıkarın verin diyorlar. Şimdi Bronson diye bir adam vardı yani. Rahip Branson. Yani birileri verin deyince. Hemen <laughs> Vermeyiz diye dediler ve verdiler. Sonra verdiler. Baskıyı görünce. Fransa da alışmış ya Osmanlı'ya baskı yaparak ne istiyorsa alıyor bir de kapitülasyonlar var falan. Ama tabii hukuki gerekçe söylüyorlar. Hı hı. Sadece kabadaylık değil. Diyorlar ki bu çarpışmanın olduğu yer liman Türk karasularında değil. Dolayısıyla Türk yargı sisteminin dışında kalıyor. Hı. Ya, yani Türk sınırlarının dışında kalıyor. Savları bu. Evet. Yani o dönemde tabii her dönemde olduğu gibi canım verelim ya falan diyenler oluyor. Verelim diyenler oluyor. Ve sonunda iş Adliye Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'a geliyor. Kendisi avukat. Kendisi hukuk eğitimi almış İstanbul'da. Hukuk mektebini bitirmiş. Sonra İsviçre'ye gitmiş. İsviçre'de Hukuk Fakültesini bitirmiş ve doktora yapmış. Ama doktora konusu çok ilginçtir. Şöyle, diyor ki, yani oradaki hocalarına Fransız hocalarına, diyor ki Türkiye çünkü biliyorsunuz İsviçre Fransızca konuşan, Almanca konuşan ve İtalyanca konuşan halklardan meydana gelmiş bir devlettir. Kantonlar devletidir. Okulda da Fransızca eğitimi alıyor. Fransızca da çok iyi öğreniyor bu arada filan. Diyor ki doktora tezinde niye bunu söylüyorum? Yani onların hoşuna gidecek ve kolayca doktor olmasını sağlayacak bir tez seçmedi. Mahmud Esat Bozkurt. Ateşten atan bu. Diyor ki Osmanlı dönem Osmanlı zamanı 1917 Osmanlı tek taraflı olarak kapitülasyonları fesh edebilir. Ortadan kaldırabilir. Diyor. <laughs> tezi bu. Yüreğe bak. Evet. Evet. Savunuyor, kabul ettiriyor tezini. Ve doktorası da var yani. Hukuk doktoru Avrupa hukukunu falan da iyi biliyor. Diyor ki, hayır diyor. Vermeyelim. Atatürk de zaten verme yanlısı değil. Ama verme yanlısı olanlar var bu arada. Diyor ki, hayır diyor niye veriyoruz diyor. Biz yargılamışız. Bizim kaptan da Hasan da hapiste o da hapiste. Adamın adını anımsayamadım. Gereği de yok yani. Hasan'ı anımsadım ya yeter. Evet. İlginç bir adam vardı adamın da unuttum. Vermeyelim diyor. Bizi mahkemeye versinler diyor. Uluslararası mahkemeye versinler. Uluslararası mahkemede savunurum ben diyor. Kazanırız diyor ama kazanamazsak bile hiç olmazsa uluslararası bir mahkemenin bir yargının hükmüne uyarak vermiş oluruz Doğru. ve onurumuzu kurtarırız diyor. Evet. Ve kendisi avukat olarak girdi, çatır çatır savundu ve davayı kazandı. Ya o yüzden bir anlamda Nerede şimdi böyle devlet adamı? E, nerede böyle devlet adamı? Ya niye veriyorsun adamı? Vermeyeceğim diyorsun. Verme. Papazı e vereceksen niye vermeyeceğim diyorsun. <laughs> Ver gitsin madem vereceksin. Yani tabi Atatürk dönemi başka bir dönemdir. Evet. evet. Ama Atatürk'ün Atatürk'ten o bir güneş. Ondan ışık alan o hani bizim yıldız diye gördüğümüz gökte evet. gezegenler var. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Neptün, Plüton, Uranus falan diyorlar. Hepsi birer güneş. Onlar birer. Yıldız. Yıldız. Bunlar güneş değil. Onlar ışıklarını güneşten alıyorlar. Anladım. Güneş yansıtıyor. Evet. Asıl güneş Atatürk. Doğru. Ama ondan ışık alan. Anladım. Ateşten bunlar adamlar. Bunlar var ateşten adamlar. Evet. Ve kadınlar. Ee, adam deyince hepsi içine giriyor. Kadın tabii biz adam deyince. Hem erkek hem düzeltelim. kadın. Adam deyince şimdi zannediyorlar ki Türkiye'de şu son zamanlarda böyle şeyler çıktı. Adam deyince erkek akla gelir. O yüzden iş kadını diye bir saçma sapan söz çıktı. E o zaman erkeklerde iş erkeği mi oluyor? <laughs> Adam Türkçe'de insan demektir. Kesinlikle. ya Mesela bugün Kazaklar'da Kırgızlar'da <laughs> kimi konuşucular hatipler topluluğa seslenirken ey adamlar er adamlar, eyal adamlar. Önce eyalı söylerler. Yani kadın adamlar erkek adamlar. <laughs> Dolayısıyla adam sözü dediğiniz gibi hem kadınlar için hem erkekler için kullandır nitekim Ateşten Adamlar için de benim yazdığım bir bitik biliyorsunuz. Afet İnan da var. Muazzez ailesinin de İlmiye var. var. Evet. Dileriz ki daha başkaları da olur. Var, olur, var. evet. Şimdi dolayısıyla Bozkurt soyadını bu yüzden aldı. Hı hı. yani bunu söyleyerek aldı ama kendisinin Türkçülüğü dolayısıyla yani Bozkurt'u sevdiğini de düşünebiliriz. Hı hı. Ama Türkçü olduğu kesindir. Ama hep yine söylüyorum. O dönemin Türkçüleri. Evet Atatürk'ün yanındaki Türkçüler. Siz bir yerde demiştiniz ki Sayın Zeybek ateşli bir Türkçü. Mahmut Esat Bozkurt öyle, Tabii. Öyle öyle diyorlar. Onu evet. tanımlayan arkadaşlar o dönem için tanımlayanlar diyorlar ki taşkın Türkçü. Taşkın Türkçü, evet. Türkçü idarist. Sizin gibi. Ülkücü. Ben de aşırı Türkçüyüm evet. Taşkın. Ama benim Türkçülüğüm Mahmut Esat Bozkurt'un Türkçülüğüdür. Ben aynı zamanda toplumcuyum. Evet. Siz de geçen öyle. siz evet. de öyle. geçen söyleşide konuştuk. Toplumculuk olmazsa Türkçülük eksik olur. Kesinlikle. Türkçülük hiçbir şekilde kapitalizmin bekçiliği anlamını taşımamalı. Kesinlikle. Evet. O bir Türkçülükten sapma olur. Hı hı. Evet. Biz de size örnek alıyoruz, izliyoruz. Buyurunuz. Mahmut Esat Bozkurt'un üstün niteliklerini nasıl tanımlamak lazım? Evet. Yani Mahmut Esat Bozkurt'un bir kendisinin yaptığı bir konuşma var. 1910 Şöyle bir bakayım da. Tam tarih söyleyeyim. 17 mi? Yok. 18 olduğunu biliyorum da. 7 Şubat'tan. Hı hı. 1918'de. Hı hı. Yani daha cumhuriyet falan kurulmamış. Bunlar yetişmiş Türkçüler olarak Kurtuluş Savaşı'nın ve Atatürk'ün yanında geldiler. Milliyetçi olmak zorunludur diyor. Çünkü bunlar Batı'da okudukları için, Batı kaynaklarını da bildikleri için bakıyorlar ki ulusçu olmayan bir devlet kendisini koruyamıyor ve yükselemiyor. Bunu görüyorlar. Ve milliyetçi olmak zorunlu diyor. Bu arada yine işte Millet saltanatı olmalı. Ne demek millet saltanatı? Milletin egemenliği. Tabii, cumhuriyet evet. istiyor. Evet. Milli egemenlik olmalı Milli egemenlik. falan. Bu iki kavramı da kullanıyor yani. Hı hı. Şimdi bakınız onun milliyetçiliğinin toplumcu yanını söyledik. Toplumcu kesin. Fakat dini konuya da karışıyor. Tek tek söylüyorum. Din düzeltilmeli diyor. 1918'de 1918 söylüyor. Tabi e, bozuk din bunu evet. o dönemin aydınlarının hepsi biliyor. İslamcılar dışında bazı İslamcılar dışında onlar öyle düzeltilmeli falan değil yani Osmanlı'nın son dönemindeki din eğitimi görmüş ve bilim eğitimi görmemiş olanlar yani akıl bilimleri eğitimi görmemiş olan adamlar var. İslamlar şunlar bunlar falan ama Mehmed Akif de İslamcıdır da hı hı. aynı zamanda veterinerdir, hı hı. aynı zamanda da Fransızca bilir, ve Batı'yı da okumuştur. Hı hı. O yüzden Mehmet Akif İslamcılar'dan farklı İslamcı ama farklı diyor ki şu andaki din bozuk diyor. Safaat baştan başa bu konuyu anlatır. Hı hı. Bu bozuk din çökertti diyor bizi diyor. Evet. Sadece Osmanlı'yı değil, Türkistan'ı da çökertti diyor raklar veriyor. Nerede İbn Sina'nın Farabi'nin zamanı hani Farabi, İbn Sina'nın bir ünü yetiştiran iklim kurdu kaldı diyor. Öyle bir hale geldi ki ay tutulduğu zaman cinleri kovmak için teneke çalan e, filan bir halk meydana geldi diyor. Farabi'nin İbn Sina'nın vatanında. Türkiye'de de aynı şey. Bugünkü dün yani o günkü dünden rahatsızdır. Mehmet Akif çözüm olarak şunu söylüyor. İki kaynak diyor. Bir Kur'an'dan ilham alalım. Kur'an'ı da olduğu gibi uygulayalım demiyor. İlham alalım diyor. Sonra ne diyor? Asrın idrakine, çağın bilincine söyletelim İslam'ı. Yani bir anlamda Kur'an ile çağ bilincini birleştirip tabii ki reformcudur, cedidçidir zaten. Hı hı. Yani cedidçileri de sever o. Dünyada o dönemde de ceditçiler var filan. İşte Musa Carullah var Tatar Türkler arasında. Onun da yine böyle fikirleri var falan. Hı hı. Ama o, ama mesela o öyle derken başka bir büyük şair Tevfik Fikret ne diyor? Dinlerin hepsi gitsin diyor. Dinlere de ihtiyacımız yok diyor. Yani ben diyor tartışmaları var onların. Ben Türk'ün inancı adlı kitabımda o Fikret'in e, Tarihi Kadime Zeyl adlı şiirini bugünkü Türkçe'ye aktararak yayınladım. Orada söylüyor. Fikret Tanrı'ya inanıyor. Yani Türklerin tevhidçi Tanrısına inanıyor inancında ama dine inanmıyor. Söylüyor da bunu. Hiçbir dine Olabilir. inanmıyor. İnanç özgürlüğü. Kurtulalım var. diyor. O kurtula. Akifiz hayır düzeltelim diyor. Evet. Ha demek ki Mahmut esat bozkurt da düzeltelim, da, diyor. düzeltelim, düzeltelim diyor. diyor. Ama nasıl düzeltelim? Bir defa milli olmalı diyor. Biz Arap'ın dinini niye olduğu gibi almış olalım ki diyor. Biz diyor niye Arapça olarak namaz kılalım ki diyor. Evet. Ezanımız niye bizim Arapça olsun ki diyor. Ezan da Türkçe olmalı. Tapınç dili ibadet dili de Türkçe olmalı. Evet. Yani. Yani namaz kılanlar ne dediklerini anlamalı. Aslında bu reformu bizim ulusumuz bin yıl önce yaptı zaten. Evet. Yani Arap İslam'ını alırken Türkçeleştirdi yani ve ona Türk Aleviliği denildi. Yani Alevi cemlerinde Türkçe değişler okunur, Türkçe değişler okunur. Dedeler Türkçe alkış söylerler. Her şey Türkçedir. Böylece ne dediği anlaşılır yani. Evet. Şimdilerde bazıları, bazı dedelerimizi görüyorum. <laughs> yani işte Arapça, Kur'an ezberleyip cemlerde okuyorlar. Yapmayın dedeler. Yoktur yolda böyle bir şey. Bir. İkincisi doğru da okuyamıyorsunuz. Yani <laughs> bu tecvid diye bir şey vardır. Bu hocalar filan çok lazımmış gibi, Arap gibi okumak için böyle çalışıyorlar, ediyorlar falan. Ne olacak anlamadığın dilde. Yani niye okuyorsun ki? Yoktur böyle şey. Yanlış bu. Yapmayın yolu da böyle sünniliğe özenip de, Arap sünniliğine özenip de bozmayın. Bu arada ben söylemiş oldum evet. bunu. Evet. Demek ki ne diyor Mahmud Esat Bozkurt? İbadet dili Türkçe olmalı. Ve diyor ki devlet ile din kesin olarak ayrışmalı. Ne zaman? 1918. Layıklık. Layıklık evet. ve sekülerizm. Hı hı. Yani devlet dine karışmamalı, din devlete karışmamalı. Peki şimdi sorulacak. E peki ama Türkçeleşmeli diyor işte o ayrı bir kavram. Devlet yapsın demiyor. Yapılmalı diyor. Yani bunu kim yapacak? Bunu bu işlerle uğraşanlar yapacak. Evet. Devlet de yapıp bırakabilir. Yani o da ayrı bir şeydir. Evet. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti ezanı Türkçeleştirmişti. Ne vardı yani? Ne yanlışı vardı? Sonra 1950'de ne yazık ki meclis o zaman ittifakla yani bütün partilerin hem Demokrat Parti hem CHP'nin oy birliğiyle ezanı Arapçalaştırdı. Evet. Esime bir şey derim. geldi evet. Sayın Zeybek. Ön Türk Akademisi söyleşileri kapsamında Profesör Ali Akar'la söyleşi yapmıştım. Dedi ki Uygurlar Türkçe'ye çok büyük hizmet ettiler. Biliyor musunuz dedi. Hayır dedim bilmiyorum nasıl hizmet ettiler. Uygurlar Budizm'e geçtikleri zaman din dilini Türkçeleştirdiler dedi. Sanskritçe evet. olarak okumadılar. Türkçe olarak ibadet yaptılar dedi. Böylece Türkçe'nin gömülmesine yok olmasına da engel oldular dedi. Yani o kadar değil. Ketice'de Uygurlar, Uygurlar dışında birçok Türk devleti var. var. Ama o kadar kolay değil yani, Türkçe. Türk diline hizmet Türkçe, edenler. Türkçe Yaşar. Evet. Ya, Türkçe en eski dildir. Dikkatimiz çeken ama, nokta şu, yani din dilinin Türkçeleşmesi tamamdır gerekiyor. Tamamdır ama hocaya şunu söyleyeyim dinliyorsa tamam. Uygurların büyük bir yanlışı da vardır. Nedir? Uygurlar dediğiniz aslında Göktürk devletinin devamı da ayrı bir devlet falan değil. Değildir. Adına Uygurlar diyoruz biz bugün. <laughs> Uygur e, sopu ya da soyu yönettiği için. Yoksa hatta Karahanlı da aynı devlettir. Evet. Hatta Hazarlar da aynı devlettir. Bunlar ayrı devletler değildir. Ya yani bazıları bunları ayrı devlet zannediyorlar. Hayır. Bir de 16 Türk devleti diye bir masal var. <laughs> Onlar içine koyuyorlar. Öyle bir şey yok. Bir Türk devleti. Yani yönetici kabile diyelim değişiyor ya da yönetici soy değişiyor filan. Ha. Uygurların büyük bir yanlışı var. Nedir? O da şu. Uygurlar aslında resmi olarak Mani dinini kabul ettiler. Mani dini biraz Hristiyanlık, biraz Zerdüşlük filan arası bir dindir. Evet. Şimdi işte bizim ve Mahmud Esat Bozkurt'un şiddetle karşı olduğu konulardan birisi de bu. Devletin dini olmamalıdır. Sekülerizm. Uygurları batıran da mani dinini devlet dini yapmalarıdır. Çünkü devletin kamunun kaynaklarını bu dine harcadılar. Mabetler yaptılar, tapınaklar yaptılar. Günümüze benziyor. Günümüze benziyor. Yetmiyormuş gibi. Bir de Çin'de bu dini yaymak için misyonerler yetiştirdiler. Ve Çin'de mani tapınakları yaptılar. Böylece... Bilimde geri kaldılar. Yani dinlerin buyruğuna giren bir devletin olması mümkün değildir. Çöker gider. Evet. Osmanlı'nın çöküşü de Sultan Selim'den başlayarak Kanuni dedikleri o Süleyman döneminde e, Arap İslamı'nın devlet dini şeriatın devlet yasası olmasıdır. Onun için diyor ki ta o zaman bakınız 18'de hı hı. diyor ki devlet ile din kesin olarak ayrışmalı ve Türklük dine değil din Türklüğü hizmet etmelidir. Bu kadar. Bilince bakar mısınız? mısın? Evet, çok çok bilinçli Yüksek bir insan. Yüksek bilinç. Evet. Evet. Evet, yani böyle işte bakış açısı demek ki toplumlarla, Üstün niteliklerini şimdi nitelikleri anlamış bunlar oldum. Evet. Yani din konusunda da her konuda, hukukta da, hı hı. hukukta da evet, Türkçülüğün gereğini yaptı oraya zaman Mahmut Esat Bozkurt'un Türkçülük anlayışı nasıldır? Evet, Mahmut Esat Bozkurt'un Türkçülük anlayışı gerçekten Gökalp'e çok benzer. Gökyattan etkileşmiş olabilir de yani gökyat tabii. Kesinlikle. Türkçülüğü düzenli hale getiren, sistemleştiren kişidir. Türkçünün esaslarını yazdı sonunda. Ama sadece o değil yani. Onun kaynağı kendisi zaten Türk tarihini incelemiş. Yani Leon Kahan'ın Türk tarihini Fransızcadan Türkçeye çeviren adamdır. Evet. Ve o da Türklük bilincinin oluşmasına büyük katkı yapmıştır. Yani Bunların sadece Mahmud Esat Bozkurt'un değil, Cumhuriyeti kuran o büyük Türkçülerin özellikleri Atatürk'ün yanında kuran bu büyük Türkçülerin özellikleri Atatürk gibi hepsinin toplumcu oluşudur. Toplumcu derken sosyalist demek istemiyoruz ama hı hı. Geçen hafta işledik. Geçen hafta işledik. Yani sosyalizmden çok da uzak değildirler ama bir kolu demiştiniz. Sosyalizmin bir kolu olarak. Evet. Bir kolu olarak... denilebilir yani. Debilirsin. Ama Marksist değildirler. Maksizmi de çok iyi bilir ve bunlar, bunların Türkçülüğü sadece teorik dedikleri, nazari, yani kitap yazmak, kitap okumak. Efendim, Şiir kitap okuduğu kitaplardan. Teranlanarak işte romanlar yazmak, şiir yazmak falan değil. Bunları küçümsemiyorum. Bunlar çok önemli. Pratiğe çok de değerli. döküyorlar. Bunlar gerektiği zaman ele silah alıp hemen savaşa katılan adamlardı. Nitekim Mahmud Esat, Bozkurt'ta Yunanlıların İzmir'e çıktığını duyunca hemen bırakıyor Avrupa'yı. Kendisi gibi bir Türkçe olan Zeki Saracoğlu'yla o da sonradan başbakanlık da yaptı. O da çok değerli bir insan. Zeki Saracoğlu'yla birlikte gemiye bir gemiye binerek hatta onların geleceğini görünce Yunanlılar Venizelos engel olmak istemiş filan ama onlar da kaçak geldiler. Çünkü biliyor onlar niye geleceğini. Geldiler ve Kuşadası'nda hemen konuşlanıp Kuvay Milliyi başlattılar. Savaşa başladılar. Kuşadalı zaten Kuş değil adalı. mi? Kuşadalı. Kuşadası'na geldi. Boşkun. Orada evet. savaşa başladı kolay milliye komutanı oldu ve milletvekili olduktan sonra da bu savaşı sürdürdü. Evet. Milletvekili seçildi ama yine de savaşı sürdürdü. Subay olmamasına rağmen sonunda herhalde. da evet. Kendisine milis subayı ...ünvanı verildi. Böyle bir kavram var. Güzel. Evet yani savaşı komutan olarak sürdürdü. Evet. Ama aslında orduya katılmak istedi. Demirci Efeye gidiyor. Demirci Efe o zaman o bölgenin komutanı. Ve Kuvayi Milliye komutanı ama yanında Celal Bayar var. Celal Galip Hoca. Abi yani bir nevi danışmanı ama evet. yani işleri arkadan ideolojisini ve birçok işi sürükleyen Celal Bayar. O da savaşçı. O da Türkçü de 60'tan sonra karşı devrime nasıl yol verdiği çok canımı sıkar. Onu da söyleyeyim. Ben çok değer verdiğim bir bakana, eski bakana sordum. Dedim ki değerli bakanım, hala görüşüyoruz. 96 yaşında, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış, çok değerli bir kişi. Dedim ki sayın bakanım, ben Menderes'i anlıyorum dedim. Menderes popülist, opportunist. <laughs> çok söylenen evet. deyimlerle bir siyasetçiydi. Evet. Öyle dindar falan da olmadığı halde evet. din sattı, oy almak için. Birçok yanlış şey yaptı. Ezanı Türkçe'ye çevirdi ve tarikatları Türkçe şımarttı, köpertti. İmam Hatip okullarını açtı. Arapça diyecektiniz. Ezana Arapça'ya şey. çevirdi. Hı hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Arapça'ya çevirdi. Şunu yaptı, bunu yaptı filan. İyi de Celal Bayar nasıl buna izin verdi? Celal Bayar ki Türkçüdür. Evet. Ve Atatürk'ün en yakını, onun son başbakanı. Evet. Nasıl buna izin verdi? Aynı soruyu dedi ben Celal Bayar'a sordum. Dedi ki Adnan Bey'in yaptıklarına karşıydım. Hatta meclis başkanı da karşıydı. Ama bir Adnan'ım vardı kıyamadım. Hmm. İyi de ülke bakan ülke, ülkeye kötü. <laughs> Karşı devrim coştu ondan sonra. Evet. Karşı devrim nedir? Karşı devrim Atatürk'ün yaptıklarına karşı Olandır. olaylar, işlemler ortaya koymaktır. Evet. Sonunda yavaş yavaş gelişen karşı devrim günümüzde zirve yaptı. Sonuç aldı. Evet. Bugün karşı devrimi yaşıyoruz. Kesinlikle. Evet. 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 Demek ki onun Türkçülüğünde yani laiklik çok önemlidir. Hı hı. Toplumculuk çok önemlidir. Türkçülüğü çok derindir, çok köklüdür, taşkındır, aşırıdır. Evet, olsun varsın. Ne zararı hem var? Teoride hem teoride hem pratikte. Aşırı güzellik pratikli. kötü müdür yani? Yok. Bir şey güzelse hissediyor aşırısı demek. Aşırısı da şey. kötü. Tabii ki. Ama onun damarlarında hissediyor. Onu bunu söyledi ama hiç doğrusu yeteri kadar anlatamadı herhalde. Hı hı. O kim kendisini Türk sayıyorsa Türklükten, Türk olmaktan sevinç duyuyorsa ve başka bir soyun bilincini taşımıyorsa o Türk'tür. Doğru. Yoksa öyle ırkçı <laughs> falan değildir, rassis falan değildir. Şimdi birileri bakıyorum makale yazıyorlar, konuşma yapıyorlar onu ırkçı olarak suçluyorlar. Hayır, asla değildir. Hı hı. Bir de onun ona demediği sözleri dedirtiyorlar. Demediği halde uyduruyorlar filan. Evet. Falan. evet. Mahmut Esat Bozkurt'un Atatürk'e karşı çıktığı bir konu var. <laughs> Cumhurbaşkanı fesihi etkisi. Biraz ondan söz eder ya, misiniz? Ne kadar önemli ve günümüze ne kadar önemli? Reşit Galip'i biliyorduk Atatürk'e karşı çıkan olarak. Bir evet, de şimdi tabii. Esat Bozkurt'u okuduk. Reşit Galip'inki biraz sert. <laughs> evet. Yani Atatürk'ün kişiliğine bile saldırdı Reşit Galip. Ama gene de hoşgörüyle Yine karşıladı. Gene de onu bakan yaptı. Evet. E şimdi Mahmut Esat Bozkurt da Adliye Bakanı iken mi karşı çıktı? Ondan önce. Ondan önceki. Şimdi 1924 anayasası yapılırken evet. milletvekili daha Adliye Bakanı olmamış ama şöyle bir yeni anayasa yapılırken Atatürk'ün isteğiyle meclisi fesih yetkisi ve veto yetkisi konuluyor. Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanı meclisten gelen yasaları veto edebilir. Hı hı. Bir de uygun gördüğü zaman meclisi fes edebilir. Hı hı. Bu iki yetki istiyor. Atatürk de niye istiyor? Geçmiş meclisten çekmiş. Çektiği için. Tabii çok. Geçmiş meclis onu çok yormuş. Evet. Zora sokmuş. 80 öncesinde vardı bu uygulama değil mi Sayın Bakan? Hangi uygulama? İşte meclis şey veto etme yetkisi. Cumhurbaşkanı. Tabii vardı. 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 Hatırlıyorum. Veto yetkisi vardı ama yani meclis ikinci defa direnirse yani tekrar Görüşür gönderirse artık tasdik ediyordu. Hatırlıyor. Öyleydi yani. Hı hı. Ama Atatürk mutlak olarak veto etkisi istiyor. Hı hı. Yani benim istemediğim kanunlar çıkmasın diyor. Evet. Fakat hem iki büyük Türkçü hem Mahmut Esat Bozkurt hem Zeki Saracoğlu buna itiraz ediyorlar. Gerekçesi ne? Diyorlar ki olmaz. Olmaz. Yani siz eğer milli iradenin, millet iradesinin temsilcisi olan meclisin yasalarını veto eder, çıkardığı yasaları veto eder ve meclisi fethederseniz, feshederseniz Tek adamlık sizin olur. Abdülhamit'ten ne farkınız kalır? Aynen <laughs> anladım, böyle söylüyor. Sizin Abdülhamit'ten ne farkınız kalır diyor zaman. Şu anki durum gibi olur. E, şu andaki durum gibi olur. <laughs> Anladım. Ama bakınız şimdi söyleyecek kimse yok. Birileri tam tersine efendim madem ki fiilen e, cumhurbaşkanlığı sistemi var o zaman hukuken de olsun deyip e, destek verdiler ve başımızı açtı işlere bak yani. Evet. Şu işlere bak yani. Böyle bir sistem, ucube sistem e, olur mu yok. yani? Evet. Böyle bir saçmalık olur mu? Dünyada yok ve şu son işte olağanüstü durumda da olan tane bakın. Nasıl yani. aksadığını Ne büyük sıkıntılarını çektik bu. Evet. Yani iki, iki, iki gün ordu sahaya gitmedi. Gilemedi. Niye? Çünkü yukarıdan emir, emir gelmedi. Bekledi. Böyle bir şey olur mu yani? Ordunun evet. görevi. Anında gidecek. Evet. Yani, İnisiyatif almalıydı. Ordu. Yani diyelim ordu. ki bir komşu devlet Türkiye'ye giriyor. Bunun için mutlaka e, cevap mı vermesi lazım? Ya da eşkıya giriyor. Evet. Giriyor. giriyor. Reisten Buyruk mu alması lazım? Twitter'da yanlış. öyle eleştirdiler. Bir Efendim? savaş olsa, tehlike olsa demek ki ordu hemen teyakkuza geçemeyecek. E böyle bir şey olur mu? Yanlış. Evet. Ama esasında biz eylemler üzerinde değil, sistem üzerinde konuşalım. Evet. Bu sistem yanlış. Evet. Fakat bakınız Atatürk'e tek adam falan, tam Atatürk'e tamdır, tek adamdır ama başka mı manada. Şimdi Atatürk'ü diktatörlükle suçluyorlar. Ya diktatör olan bir adam. Eleştirilebilir mi? bu şekilde eleştirilebilir mi? Yani Aynen söylediği sizin o zaman tam okuyayım. Sizin diyor ne farkınız var? Fakat bugüne de işaret eden sözlere bakınız. Kim temin edebilir ki? Atatürk'ün yüzüne karşı söylüyor. Hükümet daima ve her zaman devrimcilerin elinde kalacaktır devrim tarihlerinin çok nankör, çok çileli, çok vefasız görüntüleri vardır. Her şeyi hesaba katmak, tedbirleri göz önünde tutmak lazımdır. Sanki bugünü söylüyor. Bugünün çoğunluğu yarın azınlığı olabilir. Doğru. Bugün iktidarda bulunanlar gelecekte yerlerine terke mecbur kalabilirler. Doğru. Devrim herhangi bir günde çıkması muhtemel düşmanlarına satır veremez. Yani siz diyor aynı zamanda yani siz bunu yaparsanız bu kadar geniş yetki kötüye kullanılabilir. Tabii tabii. Yani siz Abdülhamit'ten ne farkınız kalır? Ve aynı zamanda da yani yarın birilerinin eline geçer bu yetki diyor. Evet. Fesih yetkisi Abdülhamit'ten ne farkınız Atatürk kalır? ne cevap veriyor Sayın Atatürk'ün cevabı çok önemli. <laughs> Atatürk'ün cevabı çok önemli. Diyor ki, bu görüşmeden çok memnun kaldım. Görüşüyorlar. Tabi bekleyenler çok tehlikeli şeyler olacak diyorlar. Ama o diyor ki bu görüşmeden çok memnun kaldım. Türkiye'mizin milli egemenliğe, özgürlüğe böyle sahip çıkan, hukuka saygılı, sağlam, dürüst, dirençli, bağımsız ruhlu siyasetçilere çok ihtiyacı var bugün de. Mahmut Esat'tı zaten beğenirdim. Şükrü Bey'i de çok beğendim. Şükrü Saracoğlu'yla birlikte gittikleri için ikisi aynısını savunuyorlar. İkisi birbirini destekliyorlar ve Atatürk de beğendim diyor. Yani bakınız değerli izleyicilerim Atatürk'ün sözlerini yani iki Türkçü, değerli Türkçü, toplumcu, demokrat laik laik, iki değerli kişi Atatürk'ün yüzüne karşı diyorlar ki yani sizin o zaman Abdülhamit'ten ne farkınız var kalır? Olmaz bu diyorlar. Yani Cumhurbaşkanlığa kesin kesin veto ve fesih yetkisi verilmemelidir diyorlar. Atatürk de hak veriyor onlara. Birileri diyor ki ya şimdi diyorlar bela çıkacak falan Atatürk kızacak. Hayır. Ortam gelin. Hayır. Atatürk diyor ki bu görüşmeden çok memnun kaldım bilerek tekrar okuyorum. Türkiye'mizin milli egemenliğe, özgürlüğe böyle sahip çıkan, milli egemenliğe, özgürlüğe böyle sahip çıkan hukuka saygılı, sağlam, dürüst, dirençli, bağımsız ruhlu siyasetçilere çok ihtiyacı var. Mahmut Esad'ı zaten beğenirdim. Demek ki Şükrü Saracoğlu'nu o kadar tanımıyor. Daha soyadı kandı çıkmamış. Evet. Onun için e, Mahmut Esat diyor Şükrü Bey diyor. Şükrü Bey'i de çok beğendim, beğendim diyor. Değil. Evet sonra ne oldu peki? Sonra bunları bunları bakan yaptı. Bakan yaptı da yine, Liyakata yine söylediği bir söz var. Evet. Onu da aradan sonra konuşalım. Peki. Evet değerli izleyicilerimiz bir ara sonra sürdürelim geçmişten geleceğe böyle olur işte. <laughs> Değerli izleyiciler, aradan önce Atatürk'ün 1924 Anayasasına cumhurbaşkanına yani kendisine tabii cumhurbaşkanı o ama bütün cumhurbaşkanlarına meclisi fesih yetkisi ve mutlak veto yani veto etti mi artık meclis onu getiremez. Yetkisi istedi. Evet yani geçmiş deneyimlerimden ders çıkararak böyle bir yetki istedi. Ancak o dönemde buna karşı çıkanlar oldu. Karşı çıkanlardan birisi Mahmut Esat, Esat Bozkurt. Bozkurt, diğeri de Şükrü Saracoğlu. İki Türkçü, toplumcu, akılcı, bilimci, demokrat, laik, laik. Gerçek ve laik. İki devlet adamı İtiraz ettiler. Atatürk çağırdı, konuştu. Niye karşı çıkıyorsunuz diye. Evet. Bakınız orada konuşmasının sonradan sofrada da konuşuldu da Şimdi ben okumak istiyorum. Okumayı sevmem ama çok önemli. Yani Atatürk zamanında ona karşı yürekli adamlar, bilinçli adamlar nasıl konuşuyorlarmış ve Atatürk bunu nasıl karşılıyormuş? Paşam diyor. Paşam. Bozkurt söylüyor bunu. Türk İhtilali Türk Devrimi Türk halkının yoksul Türk köylüsünün kanı üstüne kurulmuştur. Ya. Doğru. Öyleyse cumhuriyetin temelinde bu halkın kanıyla birlikte hakları ve egemenliği vardır. Bu egemenlik yalnız millete aittir. Milli egemenlik. Evet, millete aittir hiç kimse verilemez ve devrulamaz. Yasama yetkisi verilemez sana. Hatta bırak yasamayı. Yasamaları veto yetkisi de verilemez diyor. Kurultay her şeyin üzerinde. Atatürk'ün yüzüne karşı Mahmut Esat Bozkurt'un sözleri bunlar. Kayda geçmiştir. Evet. Aksi halde Cumhuriyet kendi varlığını, kendi felsefesini inkar etmiş olur. Ve sözlerini şöyle bitiriyor. Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi verirsek sizin Abdülhamit'ten ne farkınız kalır? Bravo. Sofrada bir ölüm sessizliği egemen oldu ve Atatürk şöyle dedi. Haklısın çocuk. Türk milletin hakları ve hürriyetleri elinden alınamaz. Teklifimden vazgeçiyorum. Böyle bir büyüklük iki taraf da büyük. Evet. Mahmut Esat Bozkurt bunu söylerken bütün ikbalinden vazgeçiyor. Kesinlikle. Yani Atatürk iste istemezse hiçbir şey olmaz. Kesinlikle. Onu ondan vazgeçiyor. Ama Atatürk de öyle bir insan ki böyle bir kişiyi Adalet Bakanı yapıyor. Kendini değil ulusunu önde tutuyor. Tabii ki. Evet. Haklısın çocuk. Türk milletin hakları ve hürriyetleri elinden alınamaz teklifinden vazgeçiyorum. Evet değerli muhalefet sözcüleri. Biraz okuyun ne olur ya. Biraz okuyun. Ya okuyamıyorsanız dinleyin. Bakınız biraz önce arada Ayşe Işık Hanım dedi ki yani üç kitap okumuş kadar oluyoruz. E, tamam doğru. Niye? Çünkü ben üç kitap okuyarak bunu hazırladım. Onların da hakkını vereyim. Evet, Nail Topal'ın Ateşten Adam, Mahmud Esat Bozkurt. Atayurt Adalı. yayın evinde, Atayurt yayınlarından çıktı. Sizin kitaplarınız da Atayurt yayınlarından evet. çıktı. Benimkiler de. de oradan çıkıyor. Atayurt yayın yayın evinden bizim kitaplarımızı ve başka istediğiniz kitapları bulabilirsiniz. Atayurt yayın evi bir. Ki yine Nail Topal'ın geçmişten geleceğe. Mahmut Esat Bozkurt. Kuşadalı olduğu için Nail Topal, Mahmut Esat Bozkurt da Kuşadalı olduğu için 30-40 senesini bu işe vakfetti. Ama ne güzel yazmış. Böyle evet. olması Siz tanıyorsunuz değil mi evet. Nail Topal? Evet, çok değerli bir eğitimci, emekli öğretmen. Ne güzel. Atatürk'ün öğretmen. Evet. Ama bir başka arkadaşımız yine çok değerli bir kitap yazdı. Hayri Yıldırım, hı, hı. Türkçü devlet adamı Mahmut Esat Bozkurt. Avukat. Evet. Avukat. Kend evet. Abileri de Türkçü. Evet. Hayri Yıldırım'ın. Evet. Çok değerli. Şimdi diyorsunuz ya evet. üç kitap okumuş gibi oldu. E ben üç kitap okuyorum. Evet. Çalışarak bu konuşmayı hazırlıyorum. Kimsenin okumaya vakti yok ama bu programları izleyerek üç kitap okumuş kadar bilgi evet. sahibi olabilirler. Yoksa bana siz bu üç kitabı okumadan önce, evet. üç bitiyi okumadan önce, bu üç yapıtı okumadan önce deseydiniz ki Mahmut Esat Bozkurt anlatır mısınız? Beş dakika anlatırdım. Ama şimdi saatlerce... Bir buçuk saat anlatıyorsunuz. Da daha da fazla anlatırız. Yeter ki zaman olsun. İşte Sayın Bakanım bize bunları tanıtmadılar. Ne okulda ne sivil hayatta. Ya bunları tanıtmayan yani Mahmut Esat Bozkurt'u, evet. Doktor Reşit Galibi, Doktor Şükrü Saracoğlu'nu, evet. Doktor Rafik Saydam'ı, evet. Ve buna benzer diğer Ateşte Türkçü adamları. büyükleri, ateşten adamları tanıtmayan ve Türkiye'deki Türkçü akımın bu büyük Türkçülerle, bu Atatürkçü Türkçülerle ilişkisini kesen büyüklerimizi de kınıyorum ve eleştiriyorum. Doğru. O yüzden ben, siz biliyorsunuz, uzun yıllardan beri Türkçülük akımını yeniden... Atatürk döneminin ve Atatürk'ün Türkçülüğüne bağlamak için Şimdi. o o damarlara yönelmek için uğraşıp duruyorum. Evet. Yani Türkçüler Mahmut Özat Bozkurt'u tanımalı ve onunla övünmeli. Onunla övünürken de laikliği benimsemeli, toplumculuğu benimsemeli, devrimciliği benimsemeli. Akıl ve bilim. Akıl ve bilim yolunu benimsemeli. Yoksa Türk-İslam sentezi falan filan gibi sapmalardan kendilerini kurtaramazlar. Türk-İslam sentezi bir sapmadır. Türk-İslam ülküsü denilen akım bir başka sapmadır. Böyle şey olmaz. Hı hı. Türkçülük başkadır, İslamcılık başkadır. başkadır. Saygı duyarız İslamcılara ama biz İslamcı değiliz. Evet. E Müslüman bizim, yani Türkçülerden Müslüman olan olur, olmayan olur, var. Yani bugün... Ben Türkçüyüm deyip laikliği benimseyen ama aynı zamanda da Sünni İslam, Alevi İslam, Şii İslam olan birçok arkadaşımız var ya da birçokları da Türklerin ata inancına dönüp ben Tengriciyim diyenler var. O da doğru değil. Evet. Tengrici diye bir şey yok. Tanrı inancı. Evet. Ci dediğiniz zaman ideoloji olur. Hı hı. Dolayısıyla ataların tanrı inancına dönen çok insan var. Evet. O onların öz inancı. Evet. Ama e, Türkçülük Türkiye'de bugünün konularına çözüm getirecekse ki getirebilecek tek akım artık bu kalmıştır. Batıcılık iflas etmiştir. Hı hı. Avrupacılık iflas etmiştir. Amerikan mandacılığı iflas etmiştir. Nasıl iflas etti? Uygulandı mı? Uygulandı. Biz mandacılığı reddederek Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Hı hı. Büyüklerimiz. Ama bir süre sonra yarı mandacılık dönemi yaşandı. yaşandı. Yani çektiğimiz sıkıntılar o yarı mandacılık döneminden ötürüdür. Hmm. Efendim, o da iflas etti. İslamcılık iflas etmiştir. Din temelli Uygulandı. Türk birliği olmaz. Din temelli ideoloji ve siyaset olmamalıdır. Olursa dine de zarar verirsiniz, ideolojiye ve devlete. Ve siyasete ulus de temelli zarar. Bizim. Ulus temelli evet. olmalıdır. Akıl temelli <laughs> ve bilim temelli olmalıdır. Kesinlikle. Evet. İnançlar vicdan sahasına giriyor. Ya ama kişinin Kişiye kendi özellikle. işidir. Evet. Bozkurt'un asıl büyük hizmetinin Adliye Bakanı olduğu zaman yaptığını biliyoruz. Medeni kanunu çıkarttığını biliyoruz. Evet. Bununla ilgili biraz ne söylemek Tabii. istersiniz? Yani Bozkurt her bakanlığında önemli işler yaptı. Her bakanlığında. Yani e, Ayrıca yazar olarak da önemli işler hı hı. yaptı. Hatip olarak da yine önemli işler yaptı. Savaşçı olarak da Kesinlikle. önemli işler yaptı. Yani Böyle bir insan. Evet. Çok genç öldü. 51 yaşında da evet. öldü. Şimdi ama Adalet Bakanı Adliye dönemi, Bakanı diyorlardı değil Adliye Bakanı o dönemi dönemi damgasını Türk Devleti'ne vurdu. Hı hı. Türk Devleti'nin çağdaş bir devlet olması konusunda büyük çok büyük yok. iş yaptığı. Evet. Bu yaptığı işlerden birisi medeni kanundur. Kesinlikle. Şimdi burada ben size soracağım. <laughs> Bakalım bir aydın kişi, bir aydın hanım olarak, bir aydın kadın adam olarak. <laughs> evet. Siz medeni kanunun kadınlara ne getirdiğini nasıl anlatacaksınız? Her şeyden önce mirasta eşit pay almayı getirdi. Daha önce neydi? Daha ya? önce kadına bir pay, erkeğe iki pay veriliyordu. Erkek çocuğa. Yani tamam öyle de denebilir. Kadına yarım pay veriliyordu. Yarım dönemde. pay veriliyordu. Evet. Medeni kanun gelince miras hukuku olarak eşit almaya Daha önce başladı. ne uygulanıyordu Türkiye'de? Şeriat hukuku uygulanıyordu. Tabii, Arap şeriatı evet. uygulanıyordu. Ve miras hukukunda kadınlara yarım pay veriliyordu. Hı -hı. Erkeklere bir pay veriliyordu. Hı -hı. Başka? Ee, boşanma konusunda artık erkeğin elinde değil, yargıçın, hakimin elinde olması getirdi? Daha önce nasıldı? E daha önce boş ol boş ol deyince boşanıyordu. Evet. Daha önce boş ol deyince yani erkek tek yanlı olarak aktif fesede edebiliyordu. Bu evet. Evlilik bir akittir. Evet. Bütün hukuk sistemlerinde bir akittir. Evet. Hatta İslam hukukunda da o şeriatta da bir akittir. Evet. Yani yazılır yani imza evet. atılır filan evet. yani gerçekte. Evet. evet. Şahitler vardır. Evet. Ama e, İslam hukukun dedikleri şer, İslam şeriatında Cumhuriyet'ten önceki ya medeni kanundan önceki şeriatta neydi? Kadın boş ol deyince boş ol. Dur boşadım ben Bitti. Peki ya hız, hız, hızını alamayıp hıncını alamayıp çok kızmış. Seni üç defa boşadım derse ne olurdu? Başka birisiyle evlenip tekrar boşanıp tekrar eşine dönüyordu. Değil mi? Öyle evet. olması lazımdı ama <laughs> tabii o, olamayacağı için yani nasıl bir kadın hile yapıyorlardı. Bir adam evet. bir karısını üç defa boşamış ya da bir defa da üç defa boşamış. Evet. Bu arada onu da söyleyelim. Bir defa da üç defa boşamak Ömer yani ikinci halifenin yorumudur. Bilmiyordum. İmam Ali buna karşı çıkıyordu. Doğal olarak olması lazım diyordu. Hı. Üç defa değil. Yani evleniyor boşuyor, tekrar evleniyor boşuyor, tekrar evleniyor, boşuyor. Üç defa da boşadım diye bir şey yoktu. Ömer evet. o fetvayı verdi. Ve Arap şeriatına o şeriat hükmü olarak girdi. Evet. Demek ki üç defa boşadım deyince yine şeriata göre onun bir başka erkekle evlenip hı hı. doğal olarak ondan boşanması gerekirken şeriatçılar buna da çözüm buldular. Hulle denilen bir Sahte evlilik icat ettiler. Dediler ki yani o tabii adam Mustafa demiş ama karısını geri istiyor. Demek ki seviyor. Hı hı. Boş bulunmuş, boşamış. Hı hı. Geri almak istiyor. O zaman onu birisiyle evlendirelim ama tehlikesiz birisiyle evlendirelim. Yani kiminle? Mahallenin imamıyla ya da mahallenin işte 100 yaşında, 90 yaşında falan birisini bulalım, onunla evlendirelim. Evet. Sonra ertesi bir gece kalsın. Hı hı. Ama ertesi gün o boşasın. Böylece o kişi evlenebilir. Şu hale bak yani. Evet. Peki medeni kanun ne yaptı? Yargıç ya da hakim mahkeme önünde boşamayı getirdi. Tabii. Tabii ki. Kadına da boşama isteme hakkı verdi mi? Verdi. Ha, daha önce yoktu. Yoktu. Daha önce sadece erkek boşardı. Hı hı. Peki kadının tek taraflı boşama, erkeğin tek taraflı boşanma, Yetkisini kaldırdı, kaldırdı. mı? Kaldırdı. Kaldırdı. Evet, çok büyük yargışa gidilecek demek. Tabi. Yargıç önünde. Peki mahkemelerde tanıklık olunca nasıl oluyordu daha önce? Eskiden e, iki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığı vardı. Evet. Şeriyata Birisi göre. bir kadın unutursa diğeri hatırlatsın diye. Hatırlatsın diye Biraz kadınları aşağılayıcı bir. Yani Onursuz bir durum. Diyor. Hani evet. Eksik etek falan gibi. Hiç alakası. Hata sözler de çıkmıştır. Evet. Saçı uzun, aklı kısa. Halbuki Uzun saçlıların erkeklerde de uzun saçlıların daha böyle sezgilerinin falan geliştiği şeklinde de bir görüş vardır. Bu arada ilginç bir dola. Kadınlarda belki de bu saç uzun olduğu için altıncı duygu çok güçlüdür. Yani sanki, evet, bu da vücudun bir uzantısı olduğuna göre. Evet. Anten vazifesi görüyor olabilir. Olabilir. Benim Ama de bunun sezgilerim bunun bir denemesi olduğu, Kestiğim zaman sezgilerim kısalıyor. Bak, <laughs> bunun bir denemesi oldu. Amerikalılar. Amerikalılar pragmatik bir toplumdur. Evet. Yani neden yararlanabiliyorsa ondan yararlanırlar. Peşin olarak bilimlik düşündükleri için. Evet. Yani ya bu yanlıştır filan demezler. Çok ilginç bir toplumdur. Bütün Pragmatisi. Amerikalılar değil tabi. Amerika içlerindeki... yönetenler efendim. Evet. Yönetenler. Amerika yönetenler zaten bakmayın siz. Amerika yönetenler meritlerdir. Meritokrasi evet, vardır orası. orada seçkinler yönetimi. Seçkinleri çılgınca eğitirler, Amerika'yı onlar yönetirler. Zaten halk seçiyormuş gibi görünür Orada ama. Orada aslında... peki Sayın Bakanım hukukun üstünlüğü mü var, üstünlerin hukuku mu var? Yok hukuk geçerlidir. Evet geçerlidir. Yani o Amerika'da hukuk Belirtmek istedim. Tabii. Evet. Hukuk her şeyin üzerinde. Yok hukuk geçerlidir. Evet o yani yüzden mesela büyük. din, Amerika'da devletin dini yoktur. Amerika'da Sekülerizm. Evet. Devlet okullarında din eğitimi yasaktır. Evet. Yasak. Örnek almamız gereken iyi özellikleri de var. Iyi. Evet. Meritokrasi ya yani meritler meritler yönetimi vardır Amerika'da yani. Akıllıların yönetimi. Akıllar yönetim, bilgiler yönetim, bilimler yönetim. Evet. Onlar yönetim. Bir anlamda da doğru. Yani bir anlamda doğru tabii ama toplumculuk olmadığı için yani oralarda sokaklarda sürünen insanlar vardır binler Eksik yönleri de var tabii On binlerce insan Biz ideal alana ulaşmışız Çünkü diyoruz. toplumculuk yok evet. Adam sokakta yatar evet. yani Amerika'ya gidenler görmüşlerdir onları hı hı. Yani kartondan evleri vardır Evet ya yani Bir yerden bir buzdolabı e, kartonu kalıbı bulurlar hı hı. Onun için de gecelerler Arabaları vardır onlarla dolaşırlar filan yani On binlerce Evet bakmaz ona çünkü toplumcu değil sosyal devlet. Anladım. Kavramı yok. O da kötü yanı evet. Falan. evet. Şimdi demek ki konuştuğumuz konu şu. Medeni Kanun. Medeni Kanunu getirdi. Evet. Kim getirdi? Mahmut Esat. Mahmut Esat Bozkurt'a aslında Atatürk 1924'te filan bakanlık teklif etti dedi ki benim dedi düşündüklerimi yapmam için daha şartlar uygun değil. Şartlar uygun değil. Ee, tam tarihe bakacağım. 22 Kasım 1924 Adalet Bakanı oldu. 1924. Ad adliye Bakanı diyorlardı. Ya Ad adliye evet. Bakanı. Biz Şimdi, bugün Şimdi bugünkü evet. adliye vekili. 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 Evet. Şöyle dedi. Çağdaş uygarlık bir bütündür. Ya alınır, ya alınmaz. Yani yarım yamalak olmaz. Tam Doğru. devrim yapacağız. Batının, Avrupa'nın en iyi kanunları neyse Doğru. Her birinden onu alacağız. Kesinlikle. İsviçre'den medeni kanun, hı hı. işte İtalya'dan ceza kanunu hı hı. falan gibi bazı değişiklikler yapılarak o yasalar alındı. Borçlar yasası, hı hı. deniz yasası, ceza hukuku dedik, icra iflas ceza usulü hı hı. hukuku, yargı usulü hukuki gibi kanunlar ve adetip kurumunu kurduğu. Şimdi o yasayı alırken medeni yasayı daha doğrusu Atatürk önceden kendisine teklif etti ama dedi ki daha koşullar uygun değil. Kafasında var yapacağı. Hı hı. Şey. Toplum hazır değil. Atatürk'le konuşmuş ama şimdi yapamayız diyor. Ben hazırım ama toplum hazır toplum değil. Toplum hazır değil. Evet. evet. Sırası var her. Sırası bilginin. var tabi yani. Dolayısıyla hemen kısa zamanda bunları tercüme ettirdi, düzeltmeler yapıldı, meclise verdi, meclisten geçti hemen de yürürlüğe koydu. Evet. Evet yürürlüğe girdi. Yani kadınlara verdiği haklar dışında medeni kanun, medeni bir toplum olmanın gerekleri, diğer yasalar da yani Türkiye'yi uygarlaştırdı. Evet. Hukuk planında uygarlaştırdı. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu aynı zamanda Türkçülüğün gereğidir. Hı hı. Ziya Gökalp de Türkçülüğün Esasları adlı değerli yapıtında hukuki Türkçülük bölümünde şöyle söyler hukukta Türkçülük çağdaş yasaları almaktır. Çünkü çağdaş yasalar Türk töresine uygundur. Çok ilginç yani. Biz, ben şimdi soru soruyorum. Siz gayet güzel cevap veriyorsunuz. Kadına getirdiklerini. Şimdi şurada hep şunu söylüyorum. Yine söyleyeyim. Yani ben erkeklerin şeriat istemelerini, vicdanlarını ve akıllarını ve toplumun çıkarını bir kenara bırakırlarsa İçgüdüleriyle. Anlarım. İçgüdüleriyle. <laughs> yani erkeklik içgüdüleriyle. Evet. Hareket ederlerse şeriat istemelerini anlıyorum. Ama koşullarım var. Vicdanlarını bir kenara bırakacaklar. Akıllarını bir kenara bırakacaklar. Toplumun çıkarlarını ve insanlık değerlerini boşlayacaklar. Sadece erkek olarak şeriat istemelerini anlarım. Niye? E, dört ile evlenmek. Bir tekim öyle isteyenler var şimdi. Doğru. İçgüdüsel Efendim televizyonda iki sünnilik iddiasında iki alim konuşuyorlar. Şimdi de var. Evet. Youtube'da var. Biri diyor ki İslam'da dört karıyla evlenmek vardır. Beşinciyi alırsan cehennemlik olursun. Hayda. Ancak <laughs> bin cariyen varsa bin birincisini alabilirsin. imkanların uygunsa. Öteki diyor ki ya bu ne güzel din, ya bu ne güzel din. Şimdi bakın zihniyete bakın. Ama bunların bu içgüde içgüde olarak evet. bu şeriatı beğenmelerini anlayalım. Peki kadınlar nasıl şeriat ister ya? Evet. Ben onu anlayamıyorum. Ama bilmiyorlar herhalde. Bilinçsizlikle alakalı. Bilinçsizlik, bilgisizlik. Kesinlik. Bilinçsizlik. Ya da ya insanlık değerlerinden, vazgeçmişlik. Evet. Belki de yani aşırı baskılanma. ona razısalar diyecek bir evet. durumumuz yok. Evet. Demek ki kendisi Nedeni ya, kanun tek evliliği de getirmiştir değil mi? Evet tabii tek evlilik. İki tane nikah kıyamazsın belediye nikahı. İki nikah. tane kıyamazsın evet. tabii. Yani, e, Boşarsın yeni, yeni evlilik gayet yaparsın. Tabii. Yani boşama da, boşama da. Bir de şeyi getirdi sayın Bakanım, medeni kanun. Ee, boşandıktan sonra eşit mal paylaşımını getirdi. Tabii yani şimdi evet. bizim medeni kanunumuzda evlilikte edinilen malların yarısı erkeğin, yarısı kadının dedi. Ama Tabii. evlilik öncesinden bir mal varsa o, kendiler, o kendisine ait olabilir. Ev, Evli akıl şu. mantık çerçevesinde hepsi. Tabii birlikte. Evet. Aile birliği Hı -hı. sürerken Hı -hı. edinilmiş olan. Gayrimenkuller hı hı. E, ikisinindir yani kadını, kadını hı hı. ve kocasının. Evlilikten sonra kazanılmış Tabii. olanlar. Ve mesela evlilik sırasında hı hı. diyelim ki bir adam erkeğin çoğunlukla erkeklerin olur. Bazen kadınların da olur ama kural dışıdır. Hı. Kadınların olması kural dışıdır. Nafaka mı? Yok. ne Mülkiyet. Ha, mülkiyet. Adamın diyelim ki 20 tane evi var. Hı hı. Ya da bir tane evi var. Hı hı. Satmak istiyor. Hı hı. Satabilir mi? Eşinin şeyi lazım, muvafakatnamesi lazım. Tabii. çok iyi. Tabii eşinin rızası lazım. Evet. can istediği gibi satamaz. Aile birliğini bozabilir. Canı istediği gibi birilerine veremez. Kumara yatırabilir. Yani her şeyi yani. yapabilir ya da ne bileyim satıp bir şey yapacak. Evet. Hayır. Evet. Yani erkeğin de kadının da ama yani. Tabii karşılıklı. Evet. Yani satacağı zaman rıza gerekir. Hıh. Hı. İmza Çünkü gerekir. Çünkü o, o evlilik sırasında edinildiği için hı hı. O ortaktır. Ortak kişinindir Hı hı. Evet, yani medeni kanun Türkiye'nin modernleşmesine çok büyük evet. katkılar sağlamdı. Nafakayı da getirmiştir. Ayrıca nafaka tabii ki. Medeni kanun getirdi. Hı hı. Velayet konusunu getirdi. Yani Çocukların velayeti kimde kalacak? Kadınların velayet olmazdı. Evet. Eşit evet. yaptı, insan evet. yaptı. Yani, yani orada kanun. eşit yaptı ve yargıç evet. karar verecek. Evet. Yani Kim ya... daha zenginse e o nafaka verir karşıya. Zenginse nafaka Nadiren ama, kadınların verdiği de oluyor nafaka. Olur. Lafaka. Ama Zenginse velayeti söylüyorum yani. Velayeti kadına da verebilir, erkeğe evet. de verebilir. Hangisinin maddi durumu uygunsa? Maddi durumu, Akıl sağlığı. Durum, kişiliği. Evet, evet. evet. Falan yani o çok netice, güzel. o yargıçın çok güzel yasa. takdirine kalmış bir konudur. Nitekim evet. öyle de oluyor. Eksiği varsa geliştirilebilir ama temel çok doğru, çatısı çok tabii. doğru. Şimdi tabii bu yasa çıkınca hı hı. Bir süre sonra halkımız bunun değerini anladı, anladı, anladı ve bu bilinç yaygınlaştı. Benim kaymakamlık yıllarından yaptığım bir takım deneyler vardır. Hı hı. Yani söz gelimi din sosyolojisi bakımından önemli gördüğüm bazı bir deneylerden birisi, diyelim ki Cuma günü kapıdan çıkanlara ya da yurttaşlara sorardım: Ne okudunuz namazda Fatiha e. Fatiha e ne demek? Oku bakalım. Ya da sokakta gördüğüm hala hı hı. vatandaşlara bazen sorarım ezan okunuyor Allahu Ekber diyor ne demek? Bilenler rastlamadım da. Ah, ah. Ne dediğini bilmiyorum. Nasıl bilir Ya da mesela namaz kılanlara soruyorum. Semi Allahu limen hamideh dediniz rükudan kalkınca hı hı. ne dedin kardeşim? Bilmiyorum. 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 Yani bil söyleyenler de yanlış söylüyor. Bizi batıran e, niye, bu. niye söylüyorsun evet. kardeşim? ha Bunun gibi şunu da denedim. Bazen tabii kaymakamların eskiden nüfusu çok fazlaydı toplumda. Hatta kaymakam babo, kaymakam babo falan derlerdi. 70 yaşındaki kişiler ben 23 yaşımda kaymakam oldum. Elimi öpmeye kalkarlardı. Bu arada ben elimi öptürmem. Tabii ki. Küçüklere de öptürmem. Efendim ve kızlarımı da öptürmem, torunlarımı da öptürmem, kimseye öptürmem. El de bu arada Türk töresinde yok galiba. Türk töresinde El... yok. Girmiş evet. bir yerlerden. Evet. Nedense e, girmiş ve uygulanıyor. Öptüren de bir şey değil mi? Ben, Bilmeden. benim şahsi. Bilen insan öptürmüyor. uygulamam Öptürmüyorum. Evet. El öptürmüyorum filan. Babamdan başka da kimsenin elini öpmem. Evet. E bir tabi babam Atan. alışkanlık tabii. Evet. Babamın elini öp. Anam vardı. Anam gitti. Şimdi babamın ve anam elini öpüyorum filan. Şimdi soru şu. Sorulardan birisi şu, denemek için. Gelip bize, kaymakama, ya biz hakime gitmeyelim, şu bizim miras işini siz çözün. Bak. Diyenler oluyordu. Tabii. Birçok konuda gelirlerdi. Hmm. Kaymakamların böyle bir çok büyük nüfuzu vardı eskiden. Hmm. Hukukçu gibi. Zaten hukukçudur kaymakam. Evet. Hakim gibi. Hakime hmm. giderse, dava açacak, şu olacak, bu olacak, para harcayacak. Hmm. Kaymakama güveniyor, geliyor diyor ki ya bizim bizi siz paylaştırın. Denemek için şu soruyu sorardım. Derdim ki bunlar dindar insanlar. Hmm. Derdim ki medeni hukuka göre mi, faraize göre mi? Faraiz ne? Faraiz İslam, İslam hukuku, şeriat. Yani şeriata göre derlerse onu yapacak olduğumdan değil. Değil, denemek için. Yani halk nasıl düşünüyor bu işleri diye. İslam hukukuna göre yapın diyen bir kişiye rastlamadım. Kanun ne diyorsa ona göre yapın. Hı. Hepsi bunu söyledi. Evet. Ha. Onu bari anlamışlar. Ama onu halkımız hı. özümsemiş. onu özümsemiş. Gerçekte özümsemiştir. Yani. Evet. yani bugün mesela şeriat isteriz diyen kadınlar var ya. Hı, hı. Onlara, Mal paylaşımına geldi eşit istiyorlar? Tabii deseniz ki peki ma, tamam. Farayza göre yapalım. Farayza çok karışık bir konudur. Yani çetrefillidir. Biz hukuk da okuduk onu yani. Hı hı. Hukuk okurken Türk hukuk tarihinde Coşkun çoktu bizim hocamız Bahriye Üçok'un kocası. Coşkun çok hocam. Türk hukuku derken İslamdan önceki Türk hukukunu evet. ve İslami dönemdeki Türk hukukunu da okudu. Ben ayrıca evet. Ali Himmet Berkiden başkalarından da ne okudum güzel. öğrendim. Evet. Roma hukukunu da öğrendik filan, İslam hukukunu da öğrendik filan. Bilginin zararı olmaz. Hı hı. Yani öğrendin diye benimsemezsin ama tabii bilmek, ki, lazım. bilmek lazım. Dolayısıyla demek ki medeni hukuk, yasa aynı zamanda halkımızı da bir anlamda zihin olarak terbiye et. Hı -hı. Tabii yani çağdaş olmanın gereği çağdaş yasaların daha adil olduğu, Hı -hı. daha adaletli olduğu konusunu diğer öğrettim. İslam ülkelerine bakınca o konuda ilerideyiz. Ya Diğer İslam ülkeleri bunda Atatürk ve arkadaşlarına tabii. borçluyuz. Şimdi Suudi Arabistan'a bakalım. Tabii. Suudi Arabistan'da İslam hukuku uygulanıyor. Peki. Suudi Arabistan'da 27 yıl müftülük yapmış. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı bizdeki gibi. Yapmış bir adam var. Bin Bas adında. Evet, onun bir kitabı var. Medine Üniversitesi baskısı. Diyor ki dünyanın kendi etrafında ve güneş etrafında dönmediği ile ilgili akli, ilmi ve dini deliller. Allah Allah. Kitap yazmış adam. <laughs> ya bu çağda ya bu 20. Çağda. 20. yüzyıl. Tabi 21. yüzyılda yok da o 20. yüzyılda yazdı. Şu i̇şte yine aynı kafa. Kece ile gündüzün nasıl oluştuğunu hala kavrayamamış mı? Hayır kavrayamadığı gibi. Böyle diyenler diyor. Bakın tehlike burada. Böyle diyenler diyor kafir olmuşlardır. Neyin kafası bu? bu şeriatçı kafa. Ay. Kafir olmuşlardır. Niye kafir Çünkü dinden dönmüşlerdir. Evet. Dinden. Hatta şöyle diyor. Peki diyor bak şimdi. Mat, akli dediği bu. Siz dünya yuvarlak diyorsunuz ve dönüyor diyorsunuz diyor. O dünya düzdür diyor. Peki diyor, şimdi burada diyor ayakta duran bir adam döndüğü zaman diyor tepe üstü mü duruyor diyor. Çocuksu. <laughs> Sokaktaki adam bunu düşünür ama bir Çocuksa bu adam ilim adamı alim. nasıl bunu Alim ve Medine Üniversitesi kitabını <laughs> yayınladı. Yani nereden nereye gelmişiz? Mehmet Akif'te de vardır böyle hikayeler. Hani e, vaaz ediyor hoca. Vaaz ederken diyor ki, dünya diyor bir öküzün boynuzlarında duruyor diyor. Çoğa, Mehmet Akif anlatıyor bunu. Ay, beş, beş, Mehmet Akif bir şey anlatıyorsa yaşadığı dönem 20. yüzyılda camilerde bu anlatılıyor demektir. Tabi. Diyor ki dünya öküzün hadisi şerifte var diyor. Buhari'ye inanmıyor musunuz? İlk gençlik zamanları herhalde Mehmet Akif'in. Niye? Niye? Sonradan kendini geliştirdi Mehmet Akif. Mehmet Akif bunu anlatıyor. Anlatıyor da yani genç gelmiyor. Kendisi mi? anlatmıyor. Ha, Anlatıldığını söylüyor. Ha, naklediyor pardon. Tabii tabii. Pardon. Anlatıldığını Şimdi söylüyor. Şimdi anladım. Tabii. Ve aleştiriyor yani. Ve şöyle diyor. Şaşırdı. Diyor ki yani Safaatta var bu. Evet. Bulursanız okuyun. Tamam, bir de Safaat okumadıysanız baştan sona bir okumanızı Okudum salakıyor. evde var. Ama unutmuşsunuz. Tamam. E, tabii ki unuttum. Evet, tabii. tabii Ama ben çok okuduğum için. Tabii. Niye çok okudum? Çok anlattım hakim. <laughs> <için>. o yüzden. <laughs> yaş farkı okudum. da vardı. Ne yaş farkı? Nereden çıkarıyorsunuz? <laughs> Allah Allah. Biz de okuruz. Ömür verdiyse Rabbim. Peki. E, ben çocukken okudum. Evet. Lisede okudum. Evet. Üniversitede okudum. Tekrar demek okumak ki, lazım. Demek ki yaş farkı evet. değilmiş. Evet. Peki. 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 Şimdi o yaş farkını ben söylediğim için bana satıyorsunuz. <laughs> Peki. Şimdi şöyle. Evet, öküzün diyor vaiz söylüyor bunu. Camide vaiz. Dünya diyor öküzün boynuzunda duruyor. Öküzün boynuzunda duruyor. Tabii ben dahi bak tasavvur ederken dünya yuvarlak söyleyeyim. Yok. Dünya düz ve öküzün boyunca. 14. yüzyılların oluyor. fikri. Ya 19. 20. yüzyılda anlatılıyor. Tamam ama bu. hala o, o, fikri. 14. yüzyılda fikri söylüyor. Bilim olmayınca ne yapsın? Ya. Ve bakarsan hadiste buluyor bunu. Evet. Buhari'de de buluyor, Müslüm de buluyor. Evet. Böyle bir sürü yave var. Evet. Ama şimdi tevil edenler diyor ki yani aslında öküz burcunda, boğa burcunda demek istiyor dünya. Peygamber şu anda peygamber hadislerinde buluyorlar bunu. Oradan satıyor bu vaizlerde Ama akıllı adamlar tevil ediyorlar. Diyorlar ki peygamber demek istiyor ki dünya şu anda e, oğlak şey boğa burcunda diyor. Bu biraz ya mantıklı. Bak, akla yakın bu. Biraz tamam, daha akla yakın <laughs> olabilir de yani. Evet. Çünkü peygamber de çok öyle ümmi falan değildi. Çok bilgili okur yipması yazması olan. ...çok bilgili bir adam. ...eski Türk takviminde var çünkü... Ök, ök, ...Öküz Burcu... ...Buğa Burcu şimdi yok mu? ...var... ...şimdi de var... ...değil mi? Burçlardan biri... ...oradan Bağ geliyor burcu. zaten... ...sizin Burcu'nuz ne? ...Akrep... ...ha... ...benimki Oğlak... ...evet... ...peki... ...şimdi... ...sonra o da bir balığın üstünde diyor... ...kocaman bir balığın üstünde Öküz... ...balıkta bir denizde diyor... ...şimdi dinleyenlerden birisi diyor ki... Hı. Yani Akif bir gruba grubun adını veriyor da ben söylemek istemiyorum. Hı. Diyor ki onu dinleyen filan gruptan birisi camide Eyvah yandık demiş. Ya demiş bu bu nasıl bir şey? Boğa düzgün dursa balık durmaz. Evet. Balık düzgün dursa <laughs> deniz dalgalanır. deniz durmaz. Örtkü ölem demiş. Şimdi Akif bunlar anlatırken döneminin din anlayışını Hı. ve bilimsizliğini anlatıyor. Ortaya seriyor. Anladım. Boşu boşuna anlatmaz bunlar hakikati. Evet. Dönem böyle bir dönem. Böyle bir dönem. Yani din dedikleri bu. Dolayısıyla bugün yani Suudi Arabistan'da yaşayan dinde bu. Evet, Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam kitabında. Evet, benzer bir şey var. Evet. Nasıl bilinsiz Türk köylüsü? Türk Çok... müsün diyor hakaret olarak kabul ediyor. Evet. Anlamıyor. Türk demek Alevi demek o zaman. Evet. O diyor hayır diyor. Biz yukarı Yukarıda yaşar onlar. Biz Osmanlıyız. Evet. Osmanlı'nın çöküşü neden olduğu çok açık. Tabii. Çok açık. Evet. Şimdi Medeni bu arada, Kanun söyleyeyim. neler bu getirdi? Darül Eytam yasasını çıkarıyor. Hı hı. Darül Eytam yasasını çıkarıyor. yine Yani yetimler. Yetimler. E, emlak ve Eytam yasasını çıkarıyor. Darül Eytam deyince Okul demekti değil mi? daha? Eytam yetimler demek. Evet. Darül Eytam da yetimler evi. Tabi. Ama evet. Darül Eytam benim dilim sürçtü. Darül Eytam yasası değil. Ne? yasası. Eytam yasası. Emlak ve Eytam yasası. Hmm. Yani yetimleri haklarını korumak için evet. yasa çıkarıyor ayrıca. Darül Eytam deyince onu da söylemeliyim. O da önemli. Konumuzda doğrudan ilişkisi yok ama dolaylı ilişkisi var. Çocuk esirgeme kurumu gibi bir şey mi acaba? Gibi tabii. Evet. Onun gibi bir şey de. Söyleyeceğim o değil. Başka bir şey. Siz çok zeki olduğunuz için hemen Bizim. benim ne diyeceğimi bazen tahmin ediyorsunuz, bazen de doğru tahmin edemiyorsunuz. Edemiyorum. Çünkü zihniniz, beyniniz hızlı çalışıyor, ortaya bilgi getiriyor falan. Sağ Güzel ol. bir şey. Evet. Şimdi ben başbakanlık, Başdanışmanı danışmanı ve büyükelçi olarak bir dönem görev yaptım. 1992 ve 93 yıllarında. Hı hı. İstanbul'da da bir yerim vardı. O yerimde Osmanlı arşivleri, Osmanlı arşivlerinde bir oda aldım. Hı hı. Gelince orada görüşmelerimi yapıyordum falan. Yani oradan buradan gelen bakanlar, şunlar bunlar oluyordu. Türk Cumhuriyetlerinde İstanbul'da görüşme günü, saati verdiğim zaman orada görüşüyordum falan. Bir gün yine oradayken Osmanlı arşivleri genel müdür odasına gittim masasının üzerinde bir evrak vardı. Aldım, baktım şöyle oturuyorum burada. Evet. Sohbet ediyoruz. Evrak şöyle söylüyor. Edirne'de yapılan 1912 Edirne'de yapılan Darül Eytam için 14 de olabilir. Sanırım 14. 14. Hı hı. Edirne'de yapılan Darül Eytam, yani yetimler evi için hı, hı. Bakü Türklerinin toplayıp gönderdikleri para yerine harcanmıştır. Arşive girmiş. Osmanlı'nın çok eleştiririz de arşivcidir ama. Evet. Çok da değerlidir Osmanlı arşivleri bu arada. Hı hı. Evet. Bizim Hasan Celal Güzel'e de bu arada e, iyilik dileyelim. Ötede iyi olsun. Osmanlı arşivlerini düzenleyen Güzel. ve okumayı açan Kendisi müsteşarlığında için. odur. Başbakanlık Müsteşarlığında. Ya. Şimdi çok yararlanılıyor onlardan. Düzenleniyor. Yani tasnif edildi filan. Evet. Bu neyi söylüyor? Bakın 1914'te Azerbaycan Türkleri Edirne'deki Darül Eytam için para toplamışlar. Para toplayıp gönderiyorlar. Evet. Ve yerini harcamıştır. Onlar yapıyor yani. Hı hı. Sonra ben bu evrakı Demirel'e verdim. Götürdüm bir kopyasını aldım, verdim. O da Cumhurbaşkanı Elçi Bey geldiği zaman resmi konuşmasında anlatıp ona verdi. Hı. Vaktimiz de azalıyor, azalıyor ama bu konuyu niye anlattığımı da söyledim. Yani Azerbaycan Türkleri ile Türkiye Türkleri arasında böyle bir gönül köprüsü hep vardır. Milli mücadelede de Azerbaycan'ın başındaki hem de Bolşevik başkan Neriman, Nerimanov Neriman Türkiye'ye çok büyük katkılarda bulunmuştur. Onu da söylemiş olalım. Evet. evet. sizin başka sorunuz. Bir de onun ödemiş konuşması var. Mahmut Esat Bozkurt'un. Evet. Nedir bu konuşmanın içeriği? Gerçeği nedir? Evet. Şimdi Mahmut Esat Bozkurt ırkçı değildir. Onu söyledik. Fakat onu sonradan değerlendirenler, onun ödemiş konuşmasını değerlendirenler ona ırkçı dediler. Hayır. O gördüğü ve acı çektiği bir gerçeği söylüyor. O gerçek neydi? Osmanlı döneminde ne yazık ki Türkler ötelendi. Bir. ikincisi Türkler e, savaştı, savaşa gitti ve öldüler. Evet. Ama Türk olmayan unsurlar ise askeri alınmadıkları için, savaşa gitmedikleri için Sanatta geliştiler, zenginleştiler. Soylarını Bunlar, devam ettirdiler. Efendim? Soylarını devam ayrıca ettirdiler. Ayrıca çoğaldılar ve iyi hayat yaşadılar. Evet. Yani çok ilginç devlet, sözüm ona Türklerin devletiydi hı hı. ama tatlı hayat yaşayanlar Türk olmayanlardı. Yani bazı Araplar falan işte bizi sömürdüler falan neyinizi sömürdük biz sizin ya? Her yıl Osmanlı sürre alayları kervanlar gönderir. ...Arabistan'a yardım ederdi. Evet. Suudi Arabistan'a, Mekke'ye falan. Hı hı. Yani ne, neyiniz vardı... ...neyinizi alacaktık. Petrol mu vardı, mü vardı? Petrolünüz mü aldı? Şimdi petrolünüzü... ...önce İngiltere, şimdi Amerika aldı. Evet sizi sömürüyor ama... ...sömürürken sizi de semirtiyor bu arada tabii. Yani yöneticiler falan. Evet o... ...Ödemiş konuşmasında bunu söyledi. Hı hı. Dedi ki... ...eski dönemde... ya yani Osmanlı döneminde... Türklerin hakları yoktu. Türklere bir takım imkanlar verilmezdi. Türkler yoksuldu. Türklerin söz hakkı yoktu filan. Ödemiş konuşmasında böyle konuştu. konuşması bu. Hı hı. Şimdi bundan sonra artık Türkiye öz Türklerindir. <laughs> öz Türklerin derken e, demek istedi ki. Sonradan açıkladı. Dedi ki yani öz Türkler derken benim söylemek istediğim söz. Türklüğü benimsemiş olanlardır. Türk hissedenlerdir. Türk hissedenlerdir kendisini. Bir adam kendisini Türk hissediyorsa, Türk kültürünü benimsemişse o Türktür. Ama bir kişi kendisini Türk hissetmiyorsa o Türk değildir. Evet. Dolayısıyla onların döneminde yabancılara e, mülk satışı falan da yasaklanmıştı. Yani hı hı. mülk satışı filan da yoktu. Hı hı. Yani geçmişin deneyimlerinden ders çıkarmışlardı hı hı. ve bunu uyguluyorlardı. Ayrıca yine Osmanlı döneminde bunu hep söylüyoruz. Evet çöküş her ne kadar Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği o Arap İslam'ının ve Arapların Türkiye'nin zihin birikimini değiştirmesi ve devlete şeriatın hakim olması yüzünden olmuşsa da bu, bunun yüzünden Osmanlı'da bilimler felsefe yasaklanmış çöküşü başlatmışsa da e bu çöküş kolay olmuyor yani bir devlet 300 yıl yükseldi 300 yılı da çöktü çöküşün son darbeyi vuranlardan birisi 1838 Türk İngiliz ticaret anlaşmasıdır bu anlaşma ile İngilizlere çok büyük imtiyazlar verildi yani buranın sahibi İngilizler oldu sonra o ayrıcalıklar imtiyazları Almanlar, İtalyanlar, Avrupa'nın irlu ufaklı bütün devletleri aldılar. Köpücüler. Ve Türkiye'nin sahibi Türkler değildi. Dolayısıyla Mahmud Esat Bozkurt diyor ki artık bizim Türkiye'nin sahibi öz Türklerdir diyor. Hı hı. Bu öz sözüne takıldılar. Bu ırkçıdır falan dediler. Hale de diyorlar. Ne derlerse desinler. Evet. Yani ırkçıysa da biz ırkçı değiliz. Biz Türklüğü benimseyen herkesi Türk sayıyoruz. Ama Mahmut Esat Bozkurt'un da ülkçü olmadığını biliyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Bu insanlar büyük insanlardır. Bugün de kendisinden öğreneceğimiz birçok konu vardır. Evet. Bugün de bu söyleşimizi değerli Ayşe Işık Hanım'la söylemedik. O da ehli kitaptır. Yani kitapları sağ vardır. Sağ olun. E, üçüncü kitabında yazıyor sanıyorum. O da Atayurt yayınlarından mı çıkacak? İnşallah. Umuyorum. Evet. Evet biz e, Değerli izleyicilerimize iyilik, sağlık, esenlik, mutluluk, başarılı, uzun dirlik diliyoruz. diliyoruz.